Ay. Bir şey istesem, şu mendili burnuma tıkar mısınız? Çünkü burası gerçekten iğrenç kokuyor. İğrenç az gelir. Ne? Sen ne saçmalıyorsun? Sen bakanın yeğeni falan değilsin, biliyorum. Seni kurtarmaya ordu falan da gelmeyecek. Çocuklar sakin olun. Siz beni kaçıralı daha 2 saat olmadı. Yoldadırlar. Hem elinizde para falan geçmesini unutun. Çünkü benim amcam dünyanın en cimri insanıdır. Sen kendini çok mu akıllı sanıyorsun? Para vermezse biz de seni öldürürüz. Peki, tamam. Bildiğiniz gibi yapın o zaman. Ama sizi bir konuda temin edebilirim. Boşuna buradan kaçmaya çalışmayın. Çünkü sizi yakalayacaklar ve sonra da asacaklar. Asılmak istiyor olamazsınız. Adım gibi eminim. Sonuçta tek derdiniz para, öyle değil mi? Ben size kimi arayacağınızı hemen söyleyebilirim. Alo. Evet Bay Mehran. Ben Mayra'yı getirdikleri yeri buldum. Şimdi buradayım. Etrafta ipuçları bulmaya çalışıyorum. Bulmaya çalışma. Bana sonuç getir. Neapet yeğenimi mutlaka bul ve kurtar. Ona bir şey olursa ne yaparım ben? Hiçbir şey olmayacak. Ona bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Size bizzat söz veriyorum. Söyle, kimi aramamız gerekiyor? Çantamı açın lütfen. Biz senin uşağın değiliz. Hayır şapşal. Kendi telefonunu kırdın ya, birini aramak için benimkini kullanmanız gerekiyor değil mi? Açın hadi. Numarayı söyle. Aman Allah'ım, numara ezberleyen insan mı kaldı? P'ye gidin. Pastörize süt var orada, onu bul bakayım. Pastörize süt mü? Evet. Hadi arayın. Neden? O kim? Rudra. Ona bu ismi taktım. Lakabı pastörize süt. Neyin oluyor, ben onu sordum. O bebeğim. Benim kocam. Sabah biraz tatsız bir tartışma yaşadık da. Kızgınlıkla telefonuma pastörize süt diye kaydettim. İşte olay bu kadar basit, evet. Hadi. Alo Mayra. Karın için endişelendin galiba. Dinle o zaman. Sevgili karın şu an bizim elimizde. Gel kurtar onu, bekliyoruz. Bana bak. Hey şapşal. Hoparlörü açsana bir zahmet. Yani çığlık falan atmazsan beni kaçırdığınıza nasıl ikna olacak o adam? Bunu da ben mi öğreteyim size, yapmayın. Rudra? Rudra yalvarırım, kurtar beni. Ne kadar fidye istiyorlarsa düşünme, ver onlara. Kurtar beni buradan lütfen. Sen iyi misin Mayra? Sana bir zarar vermediler değil mi? Burası böyle ahır gibi bir yer ve gerçekten içeride çok iğrenç bir koku var. Dayanamıyorum. Bir de... Tren. Tren sesleri var. Yemin ederim öyle bir uğultuyla geçiyorlar ki kulak zarlarım her an patlayabilir. Rudra lütfen, ne kadar fidye istiyorlarsa ver, tartışma lütfen, kurtar beni. Bu kadar yeter, şimdi beni çok iyi dinle. Bu kızın amcasından 20 bin rubi fidye istedik. O para elimizde olmazsa karını ölü bil, anladın mı? Hey! Ona elinizi bile sürmeye kalkmayın. İstediğinizi alacaksınız. Ama ona sakın dokunmayın. Ve... Ne demiştim size? O amcam gibi cimri değildir. Ahır gibi bir yer. Tren gürültüsü. Nerede acaba bu yer? Telefonumu alabilir miyim? Aferin. Bir şey diyeceğim. Çantamı açar mısın? Harikasın. İçine bak şimdi, tüp gibi bir şey göreceksin. Çıkar onu. Şimdi delikli kısmı kendine doğru çevir bak. Orada delik var. Tamam. Şimdi de
Üstüne bastır ve sık bakalım hadi. Sprey sigara gibi hadi. Sakın aptal. At onu. O tüpte biber gazı var. Az daha kandırıyordu seni. Şaka. Şaka yaptım. Sadece şaka yaptım. Gülelim istedim. Komik değil mi? Oo! Bana bak, sen kendini ne sanıyorsun? Saçma sapan şakalar yaparsan seni bırakacağımızı mı sanıyorsun? Sana kendini ne sanıyorsun diye sordum. Bir de bize isim taktı. Hapbuyla Candu. Sana neler yapabileceğimizden haberin yok tabii. Sakın yanıma yaklaşayım demeyin. Yoksa emin olun başınız çok büyük bir derde girer. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Başı derde girecek biri varsa o asıl sensin. Hem de büyük bir derde. O yüzden bize akıl vermeyi bırak. Yoksa... Anladın mı şimdi? Yoksa başka şekillerde de anlatayım mı? Anlamazsan anlatmanın bir sürü yolu var.